Merve. Merve, kaç gün seni aradım kanka. Niye açmıyorsun? Ay, hasta mısın? Rapor falan mı aldın da annenle geldin? Merve'yi bu okuldan alıyorum. Size de görüşmesini yasaklıyorum. Anne sus ya. Utanmadan bile cevap veriyorsun bana. Biz ne yaptık ki? Ben hiçbir şey anlamadım. Sınavı rezalet geçmiş. Bir yılı çöpe gitti. Okulda anca dalga geçin siz. Yürü Merve. Anne! Ne bakıyorsunuz be siz? Hadi yürüyün yetimhaneye, hadi canım. Vallahi çok doğru söylüyorsunuz teyzeciğim. Bunların derslerle hiç alakaları yok. Anca bizimle kavga etsinler, laf soksunlar. Çok haklısınız vallahi. Sus sana be! Ne konuşuyorsun sen oradan? Merve, doğru konuş. Anne, ne azarlıyorsun beni yetimhane kızlarının yanında? Seneye onlar üniversiteli kızlar olurlar. Sen hala evde oturursun. Hadi yürü Merve. Anne. Ay. Bir dakika ya, ben anlamadım şimdi. Annen seni okuldan alıyor mu? Çalışma kampına gönderecekler beni. Çalışma kampı değil o. Yatılı okul. Anca öyle düzelirsin sen. Tamam işte, ne farkı var? Köle gibi ders çalıştıracaklar bana orada. Merve, sinirlerimi bozma. Hadi yürü. Anne! Ya bir sarılıp vedalaşsanız arkadaşınızla. Kaç sene aynı sırayı paylaştınız, ayıp ya. Boş arkadaş, onlar bilmez öyle şeyleri. Geyik yapacak başka birini bulurlar nasıl olsa. Hadi gidelim. Hadi yürü Merve. Anne, yürü. Öf ya. Benim de sınavım çok kötü geçti kanka. Ya beni de almazlar şimdi okuldan inşallah. Ay, beni de alamaz annem. Ay, ilk defa fakir olduğuma sevindim şu an. Hadi gidelim.